Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere, özellikle patlıcan severlere çok güzel ve farklı bir tarifim var. Tavuklu, beşamel soslu patlıcan yemeği. Gerçekten önce duyduğumda, yaptığımda tavuk yakışır mı diye tereddüt etmiştim ama gerçekten şahane bir lezzet oldu. Bunun için tavuk kuşbaşını kullanıyorum ben. Ve de tavukları küçük küçük kestim minik parçalar halinde. Yaklaşık olarak bu şekilde gördüğünüz gibi 250-300 gram tavuğu kuşbaşı şeklinde aldım ve de tavada iyice suyunu çekene kadar soteliyorum kendi kendine, yağ vesaire eklemeden. Tavuğumu tavada iyice suyunu çekene kadar soteledim. Hiç yağ ilavesi yapmadım söylediğim gibi. Şimdi üzerine doğramış olduğum 2 tane kapya biberi, Charleston biberi ve de soğanı yemeklik olarak doğramıştım. Onları üzerine ilave edip sotelemeye devam ediyorum. Biberlerim de iyice yumuşadı ve piştiler. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Ben biber ve domates salçası karışımını koydum. Sizler de istediğiniz gibi salçanızı ilave edebilirsiniz. Salçaya da koyup tuzunu, karabiberini, kekiğini, pul biberini ekleyip karıştırıyorum. Ve de iyice karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıp kenara alıyorum. Patlıcanları şöyle bıçakla bir çentik atıp kızgın yağda yumuşayana kadar kızartıyorum. Çok fazla kızarmasına da gerek yok tabii ki ama yumuşaması gerekli. İyice kızardıktan sonra kabımı alacağım ve de yağını süzdüreceğim iyice. Sizler fırında da yapabilirsiniz. Bu işlemi üzerine biraz yağ sürüp fırına gönderebilirsiniz ya da közleyebilirsiniz de arkadaşlar. Ben kızartmayı tercih ettim. İyice yağ süzdürüp tavama alıyorum. Şimdi ise bıçakla o çentik attığım yerin çatalla patlıcanın her tarafını ezilmesini istiyorum. Patlıcan bir tarafta böyle kalmasın. Ben karnıyarıkla da bu şekilde yapıyorum. Patlıcan her tarafa gelsin diye yapıyorum. Sadece kabuğuna yapışıp kalıvermesin. İyice patlıcanını açıyorum, eziyorum ve de içerisini bu şekilde oyuyorum, açıyorum. Bu oyukların içerisine tavuklarımı yerleştireceğim şimdi. Tavuklarını oyukların içerisine yerleştirdim. Benim tavuğum birazcık fazlaydı. Ben adam başı birer tane yaptığım için daha fazla patlıcan kızartmak ihtiyacı duymadım ama sizler tabii ki servis sayısına göre de patlıcanı artırırsınız arkadaşlar.
Yerleştirdiğim patlıcanların şimdi sosunu hazırlıyorum. Bir çay bardağıyla bir yemek kaşığı salçayı iyice eritip karıştırıyorum. Ve de onu patlıcanım etrafına hafif üzerlerine gelecek şekilde koyarak fırına vereceğim. 200 derecede ısınmış fırında yaklaşık olarak 20 dakika yarım saat pişmesi yeterli. Yemeğim fırında pişerken ben de o sırada beşamel sosunu hazırlamak istiyorum. Bunun için 1 yemek kaşığı tereyağını tencereme alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı unu koyup unun kokusu çıkana kadar hafifçe kavuruyorum. Kavrulan unun üzerine 1 su bardağı sütümü ekleyip koyulaşana kadar çırpmaya ve de pişirmeye devam ediyorum. Koyulaştıktan sonra artık ocağın altını kapatıp onu da kenara alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamı yerinde. İçerisine tabii ki tuz katmayı unutmayın. Muskat cevizi de rendeleyebilirsiniz. Eğer hafif böyle daha aromatik tadı seviyorsanız, biz de evde acımsı olduğunu düşünüldüğünden pek sevilmiyor ama yakışıyor bence. Şimdi fırından çıktı yemeğim, pişti. Beşamel sosu tavuklu bölüme, o karnını yardım kısma beşamel sosu döküyorum. Her tarafını eşit bir şekilde yaymaya çalışıyorum. Ve de üzerine kaşar dilimleri koyup tekrar fırına veriyorum. Yaklaşık olarak 10 dakika kaşarın üstü hafif kızarana kadar, eriyene kadar fırında pişirip servise hazır bir hale getiriyorum. Evet, fırından çıktı benim patlıcan yemeğim. Küçük domateslerle onları süsleyip üzerine hafif maydanoz ya da dereotu dilimleriyle böyle serpiştirip servis yapabilirsiniz. Bence lezzetli bir patlıcan yemeği. Hele ki patlıcan seviyorsanız söylediğim gibi ön yargılarınızı bırakıp tavukla patlıcan yakışır mı demeyip bu lezzeti denemeniz gerekiyor. Gerçekten beşamel sosla da çok yakışıyor. Çok da güzel görünen bir, sunumu da hoş olan bir yemek. Ben çok beğeniyorum. Eşim de çok seviyor. Misafirlerime de bu şekilde hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle tam not alan yemekler pişirmeyi seviyorum. Sizler de deneyin arkadaşlar. Eğer yemeğimi beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Mutlu kalın.